Müslüman uyanık olacak. İslam adamın hayatını sadece ahiret hayatını, manevi hayatını değil, maddi hayatını da ne yapıyor söyleyin? Düzenliyor Allah'ın izniyle. Sakın gel uyuma nefse fevtetme bu ani. Bu kampanyayı kaçırma diyor. Arkadaşlar basit bir kampanya yapıyor bazı mağazalar. O üç harfli marketler var ya. Reklam etmeyelim şimdi. Aldın aldın diye bir kampanya yapıyorlar değil mi? O bir sabah 9'unda bakıyorsun özellikle hanımlar. Ya bir şey ne bileyim fritöz. Başka yerde 1500 lira, burada 1300 lira. Hadi olsun 1000 lira. Oo hocam diyor. Benim aradığım fritöz diyor. Başka yerde 1500 liraydı hocam. Burada 1000 lira. Bu fırsat kaçar mı hocam? Vallahi ben diyor sabah 6'dan beri bekliyorum diyor burada diyor. Mağaza 9'da açılacak. Ablam sabah 6'da gelmiş. Fritözü 500 lira düşüğüne alayım diye. Bak yanlış bir şey yapıyor demiyorum ha. Güzel bir şey. Müslüman uyanık olacak. Burada kötü bir şey yok. Niye vereyim kardeşim 1500 lira? Ama ben diyorum ki biz Müslümanız. Bizim dinimizin affedersiniz bir fritöz kadar değeri yok mu ya? Allah'ın kampanyalarının bir fritöz kadar değeri yok mu da? Fritöz için sabahın altısında geliyorsun da sabah namazı Es-salâtu hayrun namaz uykudan hayırlıdır dediğinde valla ezanı duyunca bu tarafa yatıyor. Dönüyor bu tarafa yatıyor valla. Ama bu da Allah'ın kampanyası biliyor musun? Üzerimizde melekler var. Melekler içindiyle sabah namazı arasında nöbet değiştiriyorlar. Hadisi şerif bu peygamberimiz söylüyor. Bir sabah namazında devir daim var, nöbet değişikliği. Bir de ikindi namazında. Cenab-ı Hak soruyor bildiği halde keyfe taraktum ibadi? İkindi de nöbeti terk edip Mevla'nın huzuruna gidenlere Mevla soruyor. Nasıl bıraktınız kullarımı? İkindi kılıyorsan ya Rabbi sana secde ederken bıraktım diye rapor gidiyor Allah'a. Yok. İkindi senin umurunda değil. Dalmışsın dünyaya. Vallahi ya Rabbi bırak namazı da seni secde etmek, sana secde etmek aklına bile gelmiyordu. Konu. O şekilde bıraktım. Almıştı eline telefonu, kaydırıp duruyordu burada. Almıştı kumandayı eline. Sabah namazında da mışıl mışıl uyuyordu ya Rabbi diye. Rapor gidiyor cemaat-ı müslümin, rapor. Ya şimdi bir fabrikada çalışıyoruz, ustabaşı devamlı kesiyor değil mi? Yukarıya müdüre, müdür patrona rapor götürüyor. Aman şimdi o yüz tanıma sistemleri var. Fabrikadan içeri giderken yüzünü okutuyorsun. Hadi Erçek sen 8'den sonra git bakalım. 8'den sonra git. 8'i 2 dakika geç. O 2 dakikayı kesiyorlar mı kesmiyorlar mı? Ne diyorsun? Kesiyorlar be. O gün işe gitme. Maaşını eksik veriyorlar mı vermiyorlar mı? Veriyorlar. Niye? Rapor gitti oraya. Cemaat-i Müslümin bizim raporların hepsi toplanıyor. O yüzden İsmet Baba diyor ki gel nefsine uyma. Bu dünya aslında senin için çok büyük bir kampanya. Üç harfli marketlerin kampanyası bu kampanyanın yanında vız kalır. Gel diyor Allah'a kulluk et. İlim oku, medreseye git, medreseye yardım et, sohbetlere git. Allah'ın dininin bir şekilde dairesinin içinde bulun. Raporlar Allah'a iyi gitsin diyor.